Herkese merhaba arkadaşlar. Bu haftanın son dersine geldik ve bu haftanın en son konusu ise adjectives ve adverbs. Bu hafta gelecek zamanı işledik arkadaşlar. Gelecek zaman konusunu iki farklı videoya böldüm. Daha iyi anlamanız ve farklılıkları daha iyi kafanıza oturtmanız bakımından. Umarım videoları izledikten sonra soruları çözmüşsünüzdür. Sizin bu konuyu pekiştirmenizi gerçekten istiyorum çünkü. Hani bu videoların faydalı olması için de sizin videoları izledikten sonra konuyla ilgili soruları çözüyor olmanız gerekiyor. Bu haftayı adjectives ve adverbs konusunu anlatarak kapatacağım. Adjectives ve adverbs'ler aslında biliyoruz ama daha doğru kullanıyor olmamız gerekiyor. Nerelerde kullanacağımızı biliyor olmamız gerekiyor. Bu konuyu anlatabilmek için biraz Türkçe bilgilerinizi de hatırlatacağım size. Biraz da Türkçe üzerinden gideceğiz. Adjectives ve adverbs sıfatlar ve zarflar demektir ve biz ilk önce adjectives yani sıfatlarla başlayacağız arkadaşlar. O zaman başlayalım. Sıfatlar, ismi niteleyen sözcüklerdir ve isimlerden önce kullanılırlar. Biz bunu Türkçe derslerimizde hep görmüştük değil mi? Sıfatlar, ismi, niteler, ismi, belirler şeklinde. They live in a modern house. Modern bir evde yaşarlar. Bakın arkadaşlar, isimlerden önce kullanılır dedik. House, evdir. Bir noun'dur yani. Ev isminden önce gelmiş. They live in a modern house. Modern bir evde yaşarlar. Nasıl ev? Eğer ben isme nasıl sorusunu soruyorsam sıfatı bulmalıyım. Soruyorum. Nasıl ev? Modern bir ev. Demek ki benim bu cümledeki sıfatım altı çizili olan bu modern sözcüğü arkadaşlar. I always visit different places on holiday. Tatilde her zaman farklı yerleri ziyaret ederim. Nasıl yerler diye sorduğumda farklı yerler, different farklı demek. Places'ten önce gelmiş. Yine isimlerden önce kullanıldığına bir kanıt. Places, yerler bundan önce gelmiş ve yerleri tanımlamış arkadaşlar. Nasıl yerler? Farklı yerler. Sıfatlar to be fiilinden sonra kullanılırlar. Bir önceki slaytımıza bakalım. Burada live ve visit fiilleri vardı. Yani bu cümlede bir yardımcı fiile ihtiyacımız yoktu. Bu gibi durumlarda isimlerden önce geldiler. Ama benim cümlemde bir main verb'üm yoksa ve yardımcı fiil kullanmam gerekiyorsa bu yardımcı fiil to be fiilinden sonra kullanılıyor olmaları gerekiyor. Mesela the weather is cold today. Ne dedik? Hava bugün soğuk dedik. Ne oldu? Cold soğuk demek. Sıfat yani. Hava. Nasıl hava? Soğuk hava derken bunun bir sıfat olduğunu anlıyorum. Nereden sonra kullanıldı? Is'den yani to be fiilinin is çekiminden hemen sonra kullanıldı. The movie wasn't very good. It was boring. Film çok iyi değildi. The movie wasn't very good. It was boring. Sıkıcıydı. Buradaki was'ların ne olduğunu biliyoruz. Çünkü daha önceden geçmiş zaman konusunu işlemiştik. Bu yüzden değildi ve sıkıcıydı dedik zaten. Wasn't'tan sonra yani to be fiilinin bu sefer geçmiş zaman çekiminden sonra bir sıfat geldi. Burada da geçmiş zaman çekiminden sonra bir sıfat geldi. İyi değildi, sıkıcıydı şeklinde. Please be quiet. Burada da to be fiilini hiç çekimlemeden koydu. To be fiili olmak demek değil mi? Demiş ki bize lütfen sessiz olunuz. Yine be fiilinden sonra kullanıldı arkadaşlar. Look, feel, smell, taste, sound fiilleri ile birlikte kullanılırlar. Look, gözükmek. Feel, hissetmek. Smell, kokmak. Taste, hani o tadında olmak. Sound da daha çok duymak gibi. Mesela you look tired. Look neydi? Normalde look fiili bakmak arkadaşlar. Ama bu fiillerle ilgili bu fiille bu sıfat kullanıldığı zaman ne oluyor? Yorgun gözüküyorsun. Look normalde bakmak. Mesela look at the camera. Kameraya bak. Ama bir sıfatla kullanıldığı zaman you look tired, yorgun gözüküyorsun. Yes, I feel tired. Hissetmek sözcüğüyle de yorgun hissediyorum şeklinde çekimledik. Don't cook the meat. It doesn't smell good. Smell neydi? Koklamak. Ama sıfatla kullanıldığı zaman iyi kokmuyor anlamına geldi. Eti pişirme. Don't cook the meat. Don't cook the meat. It doesn't smell good. Nasıl kokmuyor? İyi kokmuyor. Jane told me about her job. It sounds very interesting. Jane bana yeni işinden bahsetti.
kulağa ilginç geliyor. Sound neydi? Duymaktı normalde. Bunu bir sıfatla kullandığım zaman kulağa ilginç geliyor. Yani ilginç bir teklif gibi gözüküyor aslında. Kulağa ilginç geliyor. Jane told me about her job. It sounds very interesting. Şimdi birkaç tane alıştırma yapalım. Daha önce arkadaşlar hep boşluk doldurmalı sorular sorduğumu fark ettim. O yüzden bu sefer soru tarzını birazcık değiştirdim. Şimdi size karışık olarak verdiğim bu cümlelere uygun kurallı bir şekilde yerleştirmenizi ve anlamlı bir cümle yapmanızı istiyorum. Şimdi öncelikle bunu yapabilmek için şuna karar vermemiz gerekiyor. Benim cümleye bir özneyle başlamam gerekiyor. Bu cümlede özne hangisi? Evet, hemen ortada kendini belli etti. They, onlar. Peki, öznelerden sonra ne gelir? Fiil gelir. Buradaki fiilim ne? New, live in, house, a. Buradaki fiilim live in arkadaşlar, yaşamak. O zaman they live in. Şimdi de mesela sadece house diyebilirdim. Evde yaşarlar diyebilirdim. Ama bu benim burada bir sıfatım var. Neydi sıfatlar? İsimlerden önce kullanılırdı. O zaman they live in a new house. Onlar yeni bir evde yaşıyorlar. Buradaki isim ne? House. Nasıl ev diye sorduğumda yeni ev cevabını aldığım için buradaki benim sıfatım, sıfat olan kelimem new. They live in a new house. Yeni bir evde yaşıyorlar. Şimdi geldik ikinci örneğimize. Ne dedik? İlk önce bir özne bulmam gerekiyor. Like, jacket, I, that, yellow. Hangisi özne? I, öznemiz. Bununla başlıyorum. Daha sonra ne gelmesi gerekiyordu? Buradaki live gibi bir fiil gelmesi gerekiyordu. Sarı, bu, jacket, sevmek fiilimi buldum. Demek ki I like. Şimdi de ceketi seviyorum diyeceğim ama hangi ceketi? Tabii ki de sarı ceketi. Hangi sarı ceket? Şu sarı ceketi. I like that yellow jacket. Şu veya bu şeklinde çevirebilirsiniz. Bu sarı ceketi sevdim. Hani beğendim anlamında. Music, like, do, classical, you ve burada bir soru işareti var arkadaşlar. Soru işareti olduğuna göre benim bunu bir soru cümlesi yapmam gerekiyor. Ve soru cümlesinde başa ne gelirdi? Yardımcı fiil gelirdi. Yani you gelmez. Yardımcı bir fiil olması lazım. You gelmez. Music olmaz. Ama like zaten main verb. Yani yardımcı bir fiil değil. Classical da olmayacağına göre do ile başlamam gerekiyor. İngilizce soru cümlelerinde yardımcı fiilin ardından ne gelirdi? Öznemiz gelirdi. Buradaki öznemiz you. Do you? Sonra işte şimdi fiilimi koymam lazım. Do you like? Music ve classical kaldı. Do you like music mi demeliyim? Do you like classical music mi demeliyim? Do you like classical music demeliyim? Çünkü nasıl müzik? Klasik müzik. Yine burada bir sıfat var ve isimden önce kullanmam gerekiyor. Do you like classical music? Klasik müzik sever misin? Klasik müzikten hoşlanır mısın anlamında? Had a wonderful a holiday ve I. Bu cümle bir soru cümlesi değil. Tamam, negatif anlamı da yok. Tamam, demek ki benim öznemi başa koymam gerekiyor. I. Sonra fiile ihtiyacım var. Wonderful a holiday. Bunların hiçbiri fiil değil. Buradaki benim fiilim ne? Had. Yani have'in geçmiş zaman hali. I had. Wonderful harika demek. A bir demek. Holiday de tatil demek. Harika bir tatil geçirdim anlamında. I had a wonderful holiday. Holiday wonderful olmaz çünkü sıfatların isimlerden önce gelmesi lazım. Nasıl tatil? Harika bir tatil. Went to restaurant a Chinese we. Benim öznem ne? We. We ile cümleye başlıyorum. Bana bir fiil lazım. Chinese fiil mi? Hayır. Restaurant, hayır. Fiilim went to. We went to. Nereye gittik? Çin restoranına gittik diyeceğim. O yüzden Chinese restaurant. We went to a Chinese restaurant. Ne restoranı? Chinese restoranı. Both I knew a bag letter. Hemen öznemi bulmam gerekiyor. I. Fiilimi bulmam gerekiyor. New, yeni demek, bir demek, bag çanta demek, letter, deri demek. Demek ki benim fiilim bought. Hangi fiilin geçmiş zaman hali? Buy fiilin geçmiş zaman hali. Satın almak. Yani ben satın aldım. Ne diyeceğim? Yeni bir deri ceket satın aldım diyeceğim. A new leather bag. Yeni bir deri ceket. Yeni deri ceket, pardon çanta. Yeni deri çanta satın aldım. Nasıl çanta? Yeni deri çanta.
Demek ki yine isimden önce koymam gerekiyor. They wonderful had a night at the disco. Buradaki öznem hangisi? They tabii ki de. Benim hemen ardından bir fiil bulmam lazım. Fiilim nerede? Wonderful değil. Had. İşte burada. They had. Çünkü night ve at the disco fiil değiller. They had. Wonderful var, night var, at the disco. At the disco yani diskoda. Demek ki cümlenin en sonuna gelmesi lazım. Bunu zaten at direkt. Ne diyeceğim? They had. Gece var, wonderful var. Demek ki harika bir gece diyeceğim. Harika bir gece geçirdiler. They had a wonderful night at the disco. Yine night. Nasıl gece? Harika bir gece. İsimden önce kullanıldı. She buy a jacket, new black to want. Bu biraz karışık gibi. Ama paniğe gerek yok. Önce öznemizi bulalım. Öznemizi belirleyelim. Öznemiz ne? She. She'yi bulduk. Ardından fiilimi bulmam gerekiyor. Fiilimi buldum galiba ama bir bakayım belki çeldiricidir. Buy fiilim var. Başka bir fiil var mı? Başka bir fiil de var. Burada want fiili var arkadaşlar. Demek ki satın almak istiyor diyeceğim. Want istemek, buy almak. Biz ne yaparız? Bir şeyi satın almak isteriz. She wants to buy a... Ne istiyormuş? Yeni var, siyah var, ceket var. Yeni siyah bir ceket almak istiyormuş. She wants to buy a new black jacket. Nasıl jacket? New black jacket. Bu yüzden new black jacket'tan önce geldi. To want buy day table small e. Hemen özlemimizi bulalım. Day. Yine bir üstteki örneğe göre, örnekteki gibi want var, buy var. Demek ki they want to buy. Ne almak istiyormuş? Table ve small. Small küçük demek. Table masa demek. Küçük bir masa. Demek ki benim table'ı en sona atmam gerekiyor. They want to buy a small table. Küçük bir masa almak istiyor şeklinde. Şimdi insanların duygularını açıklarken sonu ed ile biten sıfatlar kullanılır. Normalde insanlardan veya nesnelerden bahsederken sonu ing ile biten sıfatlar kullanılır. Bazı sıfatlar var. Bunların sonu ed ile bitiyor. Neyi açıklarken? İnsanların duygularını açıklarken. Mesela sıkıldım, bunaldım, yoruldum gibi bizim duygularımızı açıklarken kullanacağımız sıfatların sonu ed ile bitiyor. Ama insanlardan, bakın insanların duyguları değil, insanlardan veya nesnelerden bahsederken de sonu ing ile biten sıfatlar kullanmam gerekiyor. Mesela bored, sıkılmış demek çünkü insanın duygusunu anlatıyor. Boring de sıkıcı demek. I am bored, sıkıldım. The movie is boring. Film sıkıcı. Burada insanların duygusu var. Ben sıkıldım yani sıkılmış hissediyorum. Burada da bir nesneden bahsediyorum. The movie is boring. Film sıkıcı. Interested, interesting. Interested, ilgi duymuş olmak. Yine bir insanın duygusunu anlatır. Interesting ise ilgi çekici. I'm interested in you. Seninle ilgileniyorum, sana ilgi duyuyorum. Bu benim duygumu anlatıyor. Ama it is interesting dersen bu ilginç. İlgi çekici. Tired, tiring. Tired, yorulmuş. Tiring, yorucu demek. I am tired, yorgunum, yoruldum. Ama this work is tiring dersem bu iş yorucu. Nasıl iş? Yorucu iş. Yani bir nesneden bahsediyor. Frightened ve frightening. Frightened böyle korkmuş, dehşete düşmüş anlamında. Frightening de çok korkutucu ve ürkütücü anlamında. Yine bir nesneden bahsediyorum. Eğer ben ed takısıyla bir sıfat yaparsam insanın duygusunu anlatır. ing koyarsam onun nasıl olduğundan bahseder. I am frightened. Hani çok ürktüm manasında. Ama this baby doll is frightening. Bu bebek doll is frightening. Çok ürkütücü. Surprised ve surprising. Surprise şok olmuş, şaşırmış. Surprising de şok edici demek. I'm so surprised. Çok şaşırdım. This news is so surprising. Bu haber çok şaşırtıcı. Excited ve exciting. Excited çok heyecanlanmış. Exciting de şey, heyecan verici anlamında. I'm so excited. Çok heyecanlıyım. Going out is so exciting. Böyle bir örnek koydum arkadaşlar. Çünkü bu cümlenin Türkçesi şey. Going out is so exciting. Hani dışarı çıkmak çok heyecan verici. Evde kapalı kaldığımız bu günlerde gerçekten dışarı çıkmak çok heyecan verici olsa gerek. I'm so excited derken çok heyecanlıyım. Şu an çok heyecanlıyım ama going out is so exciting. Dışarı gitmek çok heyecan verici.
Depressing, yani bildiğimiz depresif bir halde olmak. Hani insanların duygularını söylüyoruz ya. Depressing de çok depresif, böyle hani karamsarlık veren. I've been depressed lately. Hani son günlerde, son zamanlarda çok depresifim. Yani depresif bir ruh halindeyim. This book is so depressing. Bu kitap çok depresif. Yani kasvet verici gibi. Exhausted ve exhausting. Exhausted yani yorgunluktan bitap düşmüş demek. Tired, yorulmak, yorgun düşmek. Exhausted de hani yorgunluktan bitap düşmüş anlamında. Daha baskın bir anlamı var. Exhausting de yorucu demek. I'm exhausted. Çok yorgunum. It's so exhausting. Bu çok yorucu anlamında. Disgusted ve disgusting. Disgusted böyle midesi bulanmış. Hani bir insanın midesinin bulanması, iğrenmesi manasında. Disgusting de çok iğrenç bir şeyden bahsederken. I'm disgusted by you. Hani senden artık böyle iğreniyorum tarzında. You are disgusting dersem de sen iğrençsin anlamında. Ne dedik? Sadece nesnelerden değil, insanlardan da bahsederken ing takılı sıfatları kullanabiliriz. You are disgusting, iğrençsin anlamında. Shocked ve shocking. Shocked, şok olmuş. Shocking de çok şaşırtıcı, şok edici. I'm shocked right now. Şu an şok oldum. This news is shocking. Bu haber çok şok edici. Şimdi bunlarla ilgili sorularımızı çözelim. I'm not interested in politics because it is not interested me, interesting mi? Şimdi arkadaşlar, I am not interested in politics demiş. Politikayla ilgilenmiyorum. Çünkü o nasıl değil, yani because it is not ney değil? İlginç değil. İlginç değil. Bir nesneden bahsediyorum burada. Politikadan bahsediyorum. My son is very excited mi? Exciting mi? Because he is going to take an exam soon. Oğlum çok heyecanlı mı? Heyecan verici mi? Oğlum çok heyecanlı demem lazım. Because he is going to take an exam soon. Çünkü yakında bir sınava girecek. Mr. Davidson worked very hard today. He feels very tired mi? Tiring mi? Yani bugün çok çalışmış. Çok yorgun mu hissediyor, yorucu mu hissediyor? Yorucu bir iştir ama bir kişi yorgun hisseder arkadaşlar. O yüzden tired. The story was very long and very bored or boring. Hikaye çok uzun ve çok sıkılmış mı, çok sıkıcı mı? Hikaye yine bir nesne olduğu için sonunun ing ile bitiyor olması gerekiyor. The movie was very boring or the movie was very bored. Film çok sıkılmıştı, film çok sıkıcıydı. Bir nesneden bahsettiğim için yine ing yapmam gerekiyor. Film çok sıkıcıydı. After the earthquake, the life in Marmara region was very depressed mi? Depressing mi? Bakın burada zaten öznem the life. Yani depremden sonra Marmara bölgesinde hayat depressing'di. The match was very excited or exciting and we were very confused or confusing. Şimdi öznelerime dikkat ettiğim sürece aslında bu soruları çözmek çok kolay. Maçtan bahsediyorum. İlk cümle maçtan bahsediyor. Maç çok heyecanlı mıydı, heyecan verici miydi? Tabii ki de heyecan vericiydi. Ve biz nasıldık? Confused. Bakın şu an confused kelimesini bilmiyor olsanız bile bunun ed takısı geldiğini biliyor olmanız lazım. Çünkü burada we var. Biz kafa karıştırıcı mıyız? Kafamız mı karışmıştı? Kafamız karışmıştı. Maç çok heyecanlıydı ve bizim de kafamız karışmıştı. After the bath, the children were all relaxed or relaxing. Banyodan sonra çocuklar rahatlamış mı? Rahatlatıcı mıydı? Çocuklar rahatlar değil mi? O yüzden the children were all relaxed. ED takılı çekimlemem gerekiyor. Şimdi match the following adjectives with their opposites. Yani burada gördüğünüz kelimeleri buradaki kelimelerle eşleştirmenizi istiyorum. Nasıl? With their opposites. Yani buradaki 7 kelimenin karşıt anlamlıları burada da var. Şimdi ben sadece buradaki kelimelerin Türkçesini söyleyeceğim ve sizden bunları bulmanızı isteyeceğim. Guilty, suçlu. Beautiful, güzel. Clean, temiz. Expensive, pahalı. Hot, sıcak. Narrow, dar. Healthy, sağlıklı demek. Guilty, suçluydu.
Bunun negatif hangisi olabilir arkadaşlar? D, yani innocent. Guilty suçluysa demek ki bu kelime masum demek. Beautiful güzel, çirkin demek için ugly. Clean temiz, kirli demek için dirty. G ile eşleşti. Expensive pahalı, ucuz demek için cheap. Hot sıcak, soğuk demek için cold. Narrow dardı. Demek ki benim geniş demem gerekiyor. Yani wide kelimesi. Healthy sağlıklı en zoru. Sick ya da ill. İkisi de hasta demek. Şimdi geldik adverbs'lere arkadaşlar. Zarflar fiilleri açıklayan sözcüklerdir. Genellikle de fiillerden sonra kullanılırlar. The man was drunk but he drove carefully. Adam sarhoştu ama dikkatli bir şekilde sürdü. Bu sefer biz fiillere soru soruyoruz. Nasıl sürdü? Dikkatli bir şekilde sürdü. He drove carefully. Ne dedik? Genelde de fiillerden sonra kullanılır. Sürmek fiilinin arkasından geldi. Birçok durum zarfı sıfatların sonuna L'ye eklenmesiyle meydana gelir. Quick, quickly. Hızlı, hızlı bir şekilde. Rapid, rapidly. Bu da hızlı, hızlı bir şekilde demek. Sıfatların sonuna L'ye ekleyerek birçok durum zarfını oluşturabiliriz. Bazı kelimelerin sıfat ve zarf halleri aynıdır. Early, late, enough, little, fast, well, hard. Bunların sıfat hali de bu şekilde, zarf hali de bu şekilde. Biz nasıl anlıyoruz? Cümlenin anlamına göre anlıyoruz. Durum zarflarının cümle içindeki yeri ise şu şekilde. Fiilden sonra, she sang wonderfully. Harika bir şekilde şarkı söyledi. Fiillerden sonra geldi. Nesneden sonra gelebilir. She was walking aimlessly. Amaçsızca yürüyordu. Cümlelerin başında da anlamı vurgulamak için gelebilir. Accidentally the driver crashed a boy. Burada cümlemi yani buradaki başa çekmemin sebebi bunu vurgulamak istiyorum. Kazayla bir çocuğa çarptı sürücü yani. Kazayla olduğunu vurgulamak için bu zarfımı başa çektim. Cümlede bu gibi yerlerde kullanılabiliyor. Şimdi sorularını yapalım. He went to bed late or lately and got up late or lately. Daha demin söylemiştim. Bazılarının hem sıfat hem zarf halleri aynıdır. O zaman late ve late olmak zorunda. Yani o geç yattı, yatağa geç gitti ve geç uyandı anlamında. Lately dersem o tamamen farklı bir anlama geliyor. My pen friend answered my letter quick ya da quickly. He is a good ya da well friend. Benim mektup arkadaşım mektubuma hızlı ya da hızlıca cevap verdi. He is a good ya da well friend. Şimdi burada bir fiil olduğu için benim bunu zarf yapmam gerekiyor. Bunun zarf hali ise quickly. He is a friend. Bakın arkadaş, bu bir isim olduğu için benim sıfat yapmam gerekiyor. Benim mektup arkadaşım mektubuma hızlı bir şekilde cevap verdi. Nasıl cevap verdi? Hızlı bir şekilde. O iyi bir arkadaş. The questions were very easy ya da easily. The students answered them easily. Şimdi sorular nasılmış? Çok kolay bir şekilde mi, kolay mı? Sorular. Nasıl sorular? Kolay sorular. Demek ki easy demem lazım. The students answered them. Öğrenciler nasıl cevaplamışlar? Kolayca cevaplamışlar. Their manager is a polite veya politely person. He always speaks politely. Their manager is a, bakın burada person var, bir isim. Demek ki benim bunu sıfat yapmam lazım. Onun patron, yani onların patronu çok kibarmış. Her zaman kibar bir şekilde konuşurmuş. Zarf yapmamak için L'ye takısını ekledim. Burada cevapları vermişiz. Harika. Rick Martin is a good singer. İyi bir şarkıcı. He sings well. Şarkıcının, yani şarkıcı bir isim olduğu için good geldi. Sing, şarkı söylemek eylemi olduğu için zarf geldi. Their house is very comfortable ya da comfortably. They live comfortable ya da comfortably. Şimdi isimse sıfat koymam lazım. Bir fiilse zarf olması lazım. Onların evi çok rahat mı, rahat bir şekilde mi? Rahat. O zaman comfortable. They live. Rahat bir şekilde mi yaşarlar? Evet. O zaman benim bunu zarf yapmam lazım.
He is riding his bike dangerously. Bisikletini tehlikeli bir şekilde sürüyor demek için burada ride fiili var. İsim olmadığı için benim bunu zarf yapmam gerekiyor. The spectators were very patiently ya da patient, they waited patient ya da patiently. İzleyiciler çok sabırlı bir şekilde ya da sabırlı. İzleyiciler isim olduğu için çok sabırlıydılar. They waited. Burada işte burada bir fiil var. Beklediler. Nasıl beklediler? Sabırlı bir şekilde zarf yapmak için L'ye koydum sonuna. Bu şekilde sorularımızı çözüyoruz arkadaşlar. Diğer bir örneğimiz. They are very happy. Family, they live happily. They are very nasıl aile? Bakın burada aile var. Family. Nasıl aile? Mutlu aile. Demek ki benim happy demem gerekiyor. Mutlu bir şekilde yaşadılar içinde happily. Sadece happy sıfatının sonuna L'ye koyarak yapmış oldum. The pupils are very intelligent ya da intelligently. They ask questions intelligently. Küçük çocuklar çok zeki bir şekilde mi zeki mi? Küçük çocuklar çok zekidirler. Bakın burada isim olduğu için bunu sıfat yaptım. They ask questions. Sorular sorarlar. Nasıl sorular? Çok zeki bir şekilde. Yani çok zekice sorular sorarlar. Soru sorma fiilini betimliyor aslında. Şimdi arkadaşlar bugünkü videomuzda ise sıfatlarla ve sıfatları zarflarla karşılaştırdık. Sıfatların nerelerde kullanıldığından bahsettik. ED takısı ve ING takılı sıfatların anlam bakımından farklı olduğunu gördük. Daha sonra zarflara geçtik ve şunu öğrendik. Genellikle bu zarflarımızın büyük bir çoğunluğu sıfatlara LY takısı koymakla meydana geliyor ve cümlede farklı yerlerde farklı anlamları vurgulamak için kullanılabiliyorlar. İkisini karıştırmayalım. Zarflar fiilleri betimliyor, sıfatlar ise isimleri betimliyor arkadaşlar. Konuyu daha iyi kavramak ve pekiştirmek için Correct Your English kitabınızın 129 ve 132. sayfalarındaki konu anlatımlarına bakabilirsiniz. Sizden çözmenizi istediğim sorular 132, 133 ve 134. sayfalar. Bunların da kontrolünü sağlayacağım. Bu haftalık derslerimiz bu kadar. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.